Fire'ın yeni bölümünde uzay çöpünü konuşacağız arkadaşlar. Bir önceki bölümde SpaceX'i konuştuk. Bu Starlink'e verdiğimiz parayı konuştuk. Bakalım devamı gelecek mi dedik ama bir de bu işin çöp kısmı var ki izleyicilerden bazıları zaten Twitter'da paylaştıktan sonra altında hemen geldiler astronomlar. Yahu dediler, her taraf uydu içerisinde kalıyor. Bizim gözlem kulelerimiz etrafı göremeyecek. Bu parazit yapıyor. Yani uydular vızır vızır geçerken çizgi çizgi bütün astronomların işini mahvediyormuş acaba. Doğru öyle ama öncelikle şunu söyleyeyim. SpaceX bu konuda astronomlarla birlikte çalışıyor ve mümkün olduğu kadar etkiyi azaltmak için uğraşıyor. Şimdi etkiyi azaltmak için neler yapabilir? Bu uydular biliyorsunuz yaldır yaldır parlak disko topu gibi şeyler. Evet. Yukarıda özellikle üzerine güneş ışığı vurduğu zaman çok fazla ışık yayıyor. Işık da aslında gökyüzünde aa ne kadar güzel. Efendim Google haritalarda Paris ne kadar güzel görünüyor, New York ne kadar ışıl ışıl desek de ışık kirliliği denen bir şey var. Ve bu ışık kirliliği siz teleskopunuzu alıp gidip kurduğunuz zaman şehirde hiçbir şey görememenizi, şehir dışına çıktığınızda bile çoğu yerde gözlem yapamamanıza yol açıyor. Gidip insanların olmadığı, şehrin olmadığı, ışığın olmadığı yerler arayıp bulmak zorunda kalıyorsun Recep. Yani bir çile yaratıyor aslında bakarsan. Evet, ışığın olmadığı yer bulsan bile bu defa uzaydaki uydular sorun teşkil etmeye başlıyor. Bunun için bazı önlemler alınıyor fakat bundan önce şu anda uzayda kaç tane uydu var? Evet. Bunlar ne durumda bir bundan bahsedelim isterseniz. Bildiğimiz kadarıyla dünyada bugüne kadar yörüngeye 9000 civarında uydu gönderilmiş. Bildiğimiz kadarıyla diyoruz çünkü bazı askeri uyduların gönderilip gönderilmediği bile belirtilmiyor. Gizli. Gizli kardeşim. Uyduyu gönderdiğimizi mi söyleyeceğiz? Yani. Varlığını ya da yokluğunu devlet olarak kabul edemeyiz. Olabilir de olmayabilir de. Yörüngesinin konumunu yerini kimseye de bildirmek zorunda değiliz. Tabii olduğunu varsayarsak ama olmayabilir de. Şimdi casus uydu göndermişsin. Adamın ülkesini oradan devamlı bir şekilde casusların röntgenliyor. Evet. Gizliyor, izliyor ve oradan devamlı askeri konvoylar gitti mi? Bu adamlar nükleer silah falan yapıyor mu? Ne olur ne olmaz diye takip ediyorlar. Kim yerde teröristi takip ediyorlar, kim yerde rakip ülkeyi takip ediyorlar. Tutup da adam bizim aslında 1000 tane de böyle uydumuz var. Şu uydumuza füze taktık. Falanca uydumuzda kıtalar arası balistik füze hazır bekliyor. Diğer uyduda da kıtalar arası balistik füzeyi yok etmek için güçlü bir lazer sistemi deneysel olarak gönderdik diyecek halleri yok Recep. Ben de olsam demezdim. Evet Ali, demedikleri için de biz bildiğimiz rakamdan bahsedelim. 9000. Tabii ki uzaya gönderilen her uydunun bir ömrü var ve bu ömrü bitiyor doğal olarak. Bittiğinde de kullanılamaz hale geliyor. Şu anda bu 9000 uydudan 6000 tanesi kullanılabilir durumda. Evet, uydu dediğimiz şey de nedir? Uydu dediğimiz şey gezegenin çevresinde, gezegenin kütle çekimiyle birlikte haldır haldır dönen bir obje. Normalde baktığımız zaman bunların kimisi bir araba boyutuna kadar çıkabilir. Çok büyük de yapabilirsin. Çok küçük böyle ufacık uydular da yapabilirsin. Yeni gönderilen uydular ufak ama sayı o kadar çok artıyor ki devamlı yörüngede dönen böyle atom çekirdeğinin çevresinde elektronlar gibi vızır 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 bir trafik oluyor. Ve gezegenin çevresini biz aslında hızlı bir şekilde dönen uydularla doldurduğumuz zaman yukarıda gözümüzde görmediğimiz ama oturup da haritada baktığımız zaman çıkan bir çizgi karmaşası çıkıyor. Gezegenin çevresini resmen o çekirdeğin çevresini kaplar gibi kaplamış oluyoruz. Gittikçe dışarıyı görmemiz zorlaşıyor. Bir de dışarıya roket yollayacaksın. Roket yollarken eğer uydunun yörüngesini hesaplamazsan uyduyla roketinin çarpışma ihtimali var. Evet, bayağı bir hesap yapman gerekiyor ki boyu uydulardan bazıları hareket ederken bazıları sabit yörüngede duruyor. Evet, sabit yörüngede durmak da ayrı bir mesele, hareketli yörüngede ayrı bir mesele. Kimisinin gizli olması işin karmaşıklığını daha da arttırıyor. Diyeceksiniz peki bu uyduları kardeşim bir kara kontrol, bir uçuş kontrol takip etmiyor mu? Hani kule var, kule iniş izni istiyorum. Kuleler ne yapar? Uçakların birbiriyle çarpışmaması için, iniş sahalarının temiz olması için sorumluluk sahibidir. Kulenin bir ağırlığı vardır. Kule ne derse odur yani. Kulenin sözünü dinlemek zorundasın. Tabii ki. Yani havacılıkta özellikle pilotlukla ilgilenen, havacılık endüstrisinde çalışan çok fazla izleyicimiz, okurumuz var. Altta zaten yazacaklardır. Abi öyle, raconu böyle, iş böyle diye. Onların kendince bir dilleri ve güzel esprileri var. Bizde de açtıkları konulardan özellikle takip ediyorum hem de sohbetlerden. Burada bir kule yok Recep. Yani burada baktığın zaman Amerika'nın uydusuna, Türkiye'nin uydusuna, Almanya'nın uydusuna ya da Japonya'nın, Çin'in, Hindistan'ın uydusuna, Rusya'nın uydusuna karışabilecek merkezi bir otorite olmadığını görüyoruz. Evet, bu da bazı sorunları beraberinde getiriyor ama sen bana bir şey söylemiştin Ali. Şu anda bunları kontrol etmeye çalışan askeri bir sistem var gibi. Var, evet, biraz onu açıklar mısın? Şimdi aslında uyduların hepsi takip ediliyor. Sen gizli bir şekilde eğer soğuk savaş döneminde olduğumuzu varsayarsak Amerika ile Rusya birbirinin hareketini biliyorsun, takip ediyor. Evet. Doğal olarak uydu ateşlendiği zaman, bir roket çıktığı zaman da bunu da takip ediyorlardı. Birbirlerinin uydularını da bu şekilde takip ettiler aslında.
O yüzden pasif gözlem yapan ya da aktif gözlem yapan farklı yer istasyonları var. Bu yer istasyonları gezegenin çevresinde ne olup bittiğini, sabit ya da hareketli yörüngedeki uyduları takip ediyor. Bunlar bir de kimi zaman kendi aralarında çarpışma olmasını diye doğal olarak bilgi paylaşıyor. Bilgi paylaşmak bazen zorundalar. Evet. O zaman ne oluyor? Gizli uyduya artık gizli uydu diyemiyoruz. Ya bizim bir gözlem uydusu vardı falan diyoruz. Bir bahanemiz var. Geçtiğimiz günlerde de Avrupa'nın bir hava gözlem uydusuyla, ki kinaye olsun diye aslında söylemedim, gerçek bir hava gözlem uydusu olma ihtimali çok yüksek. Evet. SpaceX'in havadaki uydularından bir tanesinin çarpışma ihtimali doğdu. Çarpışma ihtimali doğunca doğal olarak hemen haber veriyorlar. Fakat haber nasıl veriliyor biliyor musun? Posta güvercinler hallice. Bir de e-posta atıyorlar. Çok iyi. Evet, ikinci bir e-posta daha atıyorlar. Ya bunlar birbirinin yanından geçecek diyor SpaceX. Sorun yok diyor. Biraz yakın geçecek ama geçecek. İkinci posta diyor ki aslında abi tahmin ettiğimizden daha yakın geçecek. Bak gördüğümüz kadarıyla çok yakın geçecek. Sorun şurada. İkinci mail spam'e düşüyor arkadaşlar. Ve uzayda herhangi bir ufak bir çarpışma bile ya da ufak bir parça bile çok daha büyük kazalara sebep olabiliyor. Daha büyük bir çöplüğün ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Şimdi uzay çöpü dediğimiz bir şey var. Uzay çöpü. Evet, uzay çöpü diye bir şey var. Orada bir uydu dağıldığı zaman, parçalandığı zaman ya da bir astronot yukarıdan İngiliz anahtarını düşürdüğü zaman eğer yörüngeye girerse yörüngede hızlı bir şekilde dönen ya da orada sizin çarpmanız için bekleyen bir civata, bir İngiliz anahtarı, keskin bir metal parçası, bir cam parçası olabiliyor. Yolda bile bisikletin lastiğine çivi girdiği zaman nasıl sinir oluyorsun Recep? Şimdi yukarıya doğru süper hızlı bir şekilde roketle giderken camdan içeriye civatanın girdiğini düşün, felaket. Ki böyle bir şey oldu. Geçtiğimiz yıllarda NASA astronotlarından bir tanesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda iş yaparken alet çantasını kaçırdı. Evet, alet çantasını düşürdü. Düşürürsün, insansın Recep. Yani robot bile düşürebiliyor. Ben gördüm robot testlerinde de. Sonuç itibariyle alet çantasını düşürdüğünde felakete sebep olabilirsin. Hatta Planetes diye bir Japon yapımı anime var. Gerçekten çok eski bir anime. Ben yıllar önce izledim. Konusu uzay çöpçüleri Recep. Bir şirkette çalışıyorlar ve uzayda çöp topluyorlar. Süper. Biraz daha detaylandıralım şimdi. Anlatacağım. Şimdi Japonların zaten anime kültürü, özellikle manga kültürü çok derin. Ve her konuda, aklına gelebilecek her konuda yaptıkları bir eser var. İnanılmaz derecede dergi okuyorlar. İnanılmaz derecede gazete, çizgi roman, her şeyi tüketiyorlar. O kadar ki halen daha bunların halkla ilişkiler pazarlama departmanları pazartesi güne başladıkları zaman Japon gazetelerinin hepsini açıp tek tek okuyup haberlere bakıyorlar. Gazete halen çok çok önemli, kritik bir şey orada. Sözün özü, bu yaptıkları animede de işte konuşan telefon gibi konuların haricinde çok ciddi ve ağır başlı bir şekilde, buna biraz daha sert bilim kurgu deniyor, fizik kurallarının çok geçerli olduğu, kahramanımızın bir şekilde Son Goku gibi dönüşüp de olayları atlatamadığı, süper güçlerinin olmadığı, herkesin fizik kurallarına bağlı olduğu bir anime modeli. Bu tür şeyler Asimov kurgularına daha yakın oluyor. Mesela ay üzerinde yaşayan insanların düşük yer çekimi yüzünden kemiklerinin daha ince, uzun ve hastalık yaşayabilecek gibi konular animenin içerisine yedirilmiş. Animenin içerisinde karşılaştığı karakterlerden bir tanesi 2 metrenin üzerinde boya sahip. Aslında 15-16 yaşında mı ne? Yani baktığın zaman ay üzerinde uzun boylu olmuş. Keza yine astronot kıyafetini giyip çıkarmanın ne kadar zor olduğu, o mesainin ne kadar bazı anlamları sıkıcı ve tehlikeli olduğunu anlatılıyor. Arkadaşların görevi uzaydaki çöpleri toplamak. Gezegenin çevresinde dönen çöpler gelecekte o kadar çok artıyor ki bu çöpler risk oluşturuyor. Ve nihayetinde özel şirketler çöplerini toplamak zorunda kalıyor ve bir departman kuruyorlar. Tabii ki departman biraz underdog departman. İngiliz IT crowd'da olduğu gibi bodrumda çalışıyorlar gibi böyle bir şey var. Hani böyle şirketin gözden uzakta olan ama aslında kritik hayati bir departman durumundalar. O yüzden tavsiye ederim izlemenizi. Uzay çöpçülerinin maceralarını orada görüyorsun ve çok ilginç şeyler öğreniyorsun mesela. Ali, ileride gerçek olabilir bu durum. Çünkü SpaceX uzaydaki uydu sayısını 10'a katlayacak. Yani 9000 tane uydu varsa bu 90.000 olacak Starlink projesi kapsamında. Evet, 90.000 tane uydu korkutucu bir sayı Recep. Peki bu uyduların bir de ömrü var dedin. Bu uydular ne kadar orada kalacak? Ali, Starlink'in hedeflenen uydu ömrü 5 ila 7 yıl arasında. Bu ömür bittikten sonra uyduların yörüngeden çıkartılması gerekiyor. Evet. Bu konuda da ABD İletişim Komisyonu var. FCC, Federal Communications Commission diye geçiyor. Bu arkadaşlar Starlink'e şunu söylüyorlar. Uydularınız işi bittiği zaman yörüngeden çıkartılmak zorunda ve burada %90'ın üzerinde başarıyla yapmak
yapmak zorundasınız bu işi. He, biz gönderdik de abi yarısı döndü yarısı dönmedi kaldı filan. Kabul etmiyor ve sana ceza kitleme imkanı var. Evet ve bu kurala NASA mesela şu anda uyuyor. Hani bunu NASA'ya da söylüyorlar. Evet. İşte şu oranda uydularınızı ya da herhangi bir şey gönderdiğiniz zaman bunu büyük başarıyla dünya yörüngesine sokmak ya da yok etmek zorundasınız. Şimdi dünya yörüngesine sokma ve yok etme kısmı peki nasıl işliyor? Tamam, yukarıya bir tane uydu gönderdik, yeni teknoloji. 5 yıl, 7 yıl çok iyi bir şekilde hizmetini yaptı. Artık yok etme, geri çekme zamanı geldi. Bu işlemi nasıl yapıyorlar? Ali, Starlink şunu söylüyor. Ömrünü dolduran uyduları uluslararası standartların da üstünde bir hızla yörüngeden çıkartacağız. İşi biten uydular ilk olarak 1 sene boyunca imha yörüngesine çekilecek. Hmm. Bu 1 seneden sonra da atmosfere gönderilecek. Atmosfere peki gönderdiğin zaman, şimdi atmosfere göndermenin yolları var. Her yukarı çıkan şey geri iniyor biliyorsun. Ama kimisi yanıyor, kimisi normal iniyor. Bu da aslında açıyla ve hızla belirleniyor. Sürtünme açıları var, sürtünme plakaları var. Mesela gelen mekikleri eğer izlediyseniz, bir mekiğin dünyaya dönüşünü, önünde böyle porselen seramik plakalar var. Evet. Onlardan bir kısmını kaybediyor vesaire ama ısı kalkanları sayesinde gezegeni hasarsız inebiliyor. Uyduları biz galiba orada yakıyoruz. Evet Ali, amaç da bu zaten. Atmosfere giriş esnasında uydunun %95'i yanarak yok olacak. Kalan %5 ne olacak? Çöp olacak yani. Orada bir şekilde bir şeyler kalıyor yani. Tamamını yakamıyorsun. Ya da dünyaya çöp olarak inecek. Okyanusa ya da artık karanın bir parçasına. Şimdi dünyayı da çöplük olarak kullanmaya devam ediyoruz bu bağlamda. Bana farklı insanların sorduğu bir şey var. Abi dünyadaki çöpleri neden toplayıp dev bir basketbol topu gibi bir araya getirip de güneşe falan yollamıyoruz? Arkadaşlar, birincisi çok pahalı bir işlem. Her yolladığınız kilonun halen gönderme maliyeti çok yüksek. İkincisi çöpleri bir yerlere, gözden uzak bir yere süpürmek daha kolay. İnsanoğlu da tembel bir varlık. Evet. Halının altına süpürme konusunda daha meraklı. Başımıza bir bela açana kadar bunu yapmaya devam edeceğiz sanırım. En sonunda onu inkar edemeyeceğin kadar pis kokusu burnuna dolduğu zaman ne yapıyorsun? Temizlik yapmak zorundayız konusuna artık inanıyorsun. Şirketlerin birinci amacı nedir? Şirketlerin birinci amacı para kazanmaktır. Para kazanmaya devam ederler ama kullanıcılardan çok tepki yediklerinde de geldiğinde de ya biz aslında çok iyi şeyler de yapıyoruz diye bu sefer halkla ilişkiler çalışmalarına girerler. Evet, SpaceX de bu konuya önem veriyor. Yani sadece halkla ilişkiler için mi önem veriyor? Açıkçası yaptıklarına bakacak olursak sadece bunu yaptıklarını söyleyemeyiz. Yani biraz gerçekten bazı çözümler de üretmeye çalışıyorlar. Mesela Starlink uyduları gökyüzünde ışık kirliliği yarattığından dolayı astronomlarla işbirliğine girip uyduların bazı kısımlarını yansıma yapmayacak materyallerle boyuyorlar. Boyama var. Bir de gölgelik vardı galiba. Bir de gölgelik yapmayı düşünüyorlardı. Evet Ali, VisorSat adı verilen bir gölgelik yapmışlar. Bu gölgelik eklendiğinde yansımaların önüne geçiliyor. Evet, güzel yani. Bazı şeyleri yapmışlar. Bunları tabii ki dediğim gibi kamuoyu tepkisinden mi, iyi niyetli olduklarından mı yapıyorlar? Bunları bilmek zor. Ama şöyle bir şey de söyleyeyim işin arka planında. Bu kocaman şirketlerin içerisinde çalışan insanlar aileleriyle konuşurken şirketleriyle gurur duymak da istiyorlar. O yüzden bazı şirketler sadece halkla ilişkiler olsun diye değil de şirket çalışanları bunu çok aktif istediği için de iyi şeyler yapabiliyor. Sen mesela çalıştığın şirkette gurur duymak istiyorsun. Biz böyle güzel bir şey yapıyoruz dediğin zaman mutlu oluyorsun. Benim için de geçerli. Bu Teknopat'ta kullanıcılara bilgi verdik dediğim zaman mutlu oluyorum. O yüzden bu çok büyük şirketlerin içerisinde de çevreye daha az zarar veriyoruz. Çevre konusunda bir şeyler yaptık diyebilmek şirket çalışanlarının hoşuna gidiyor. Özetle SpaceX'in içerisinde çalışan herkes de doğrudan hisse senetleri 1 dolar arttı diye zengin olmuyor. Evet. O noktada kişilerin iyi niyetinin de hala dünya üzerinde önemli olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu ışık kirliliği vesaire olayları bir kenara bırakırsak şunu söyleyebiliriz. Dünya üzerinde hala merkezi bir koordinasyon sisteminin olmaması aslında en büyük eksiklik. Evet. Ve SpaceX'ten sonra mesela atıyorum çevreyi hiç umursamayan bir ülkenin uyduları gökyüzüne gönderilip de düşük başarıyla geri döndürülemezse yine o çöplük olacak. Ali, burada artık bir konsorsiyum kurulması gerekiyor diye tahmin ediyorum. Çünkü uzay çalışmaları arttı ülkelerin. Japonya Ay'a sonda gönderdi. Benzer şekilde Çin'in aracı Ay'ın yüzeyine indi diye biliyorum. İndi. Diğer ülkelerde örneğin geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a bir sonda gönderdi. Yani bayağı bir uzay çalışmaları artıyor. Bu alanda bir ortak kuruluş kurulması gerekiyor. Evet, ben de 2016'da daha öncesinde diyorum Türkiye'nin de uzay araştırmalarına daha aktif olması gerekiyor. Uzay araştırmaları için özellikle yapılan bazı çalışmalar ya da öne konulan bazı hedefler var. Ama tabii ki bu uzay araştırmaları ya da uzay çalışmaları hiç ucuz şeyler değil. NASA'nın bütçeleri Amerika'da ne kadar tartışma konusu oldu. Amerikan halkın mesela Soğuk Savaş bittikten sonra uzaya harcanan paranın ay kolonisine dönüşmediğini gördüğü zaman olayla ilgili tepki gösterdi. O yüzden NASA'dan çıkıp işler SpaceX gibi özel şirketlere geldi filan. Yani çok tartışmalı, çok bütçe gerektiren, uluslararası etkileri olan konular bunlar. Kolay konular değil ama
asteroid madenciliği bölümümüze bakarsanız neden bu işe eğilmek gerektiğini, bir asteroidin fiyatını öğrendiğiniz zaman, yani som altından tuvalet kapakları yapmaktan bahsettiğimiz bölümü izlerseniz daha iyi anlayacaksınız. Evet, bu arada konuyla ilgili bir dizi tavsiyesi de yapabilirim. Ali'nin tavsiyesi üzerine ben de izlemeye başladım. Expanse güzel bir dizi. Bayağı bir konuya kapsıyor açıkçası burada bahsettiklerimiz içerisinde. Expanse ile Prometheus arasında da benzerlik görüyorum. Bu hard sci-fi dedikleri daha sert bilim kurgu. Böyle film noir havası mı diyeyim, hayatın gerçekçiliği daha fazla. Hani böyle her şey Star Trek'te ya da başka yerlerde olduğu gibi parlak ve idealist değil de biraz daha kirli. Daha ziyade First Contact filminde olduğu gibi nükleer savaştan çıkmış dünya gibi bazı etkileri görebiliyorsun çeşitli yerlerde. Bilim kurgu sevgisi içimizdeki apayrı. Bu yüzden uzay sevgisi içimizdeki bambaşka diyerek bu bölümü de tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir başka kafa ayarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.